Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Güncel bilgiler 15, evet 15 videosundasınız. Aslında güncel bilgileri hazırladım ama intro için dedim yürüyüşe çıkınca çekeyim dedim. Şu an yürüyüşteyim. Tam başlattığım zaman da ezan okundu. Çok güzel geldi kulağıma o an. O yüzden ben de onunla giriş yaptım. İnşallah bir sakıncası sıkıntısı. Bu da güzel bir sakıncası sıkıntısı. Güzel bir ikileme oldu. Yoktur. Evet, şimdi 2-3 tane duyurudan sonra hemen güncel bilgileri hep beraber atlarız. Şimdi ilk duyurum şu. Güncel bilgiler videosunun altına lütfen yorumlar kısmına arkadaşlar, okuyanlar için aklınıza ilk gelen ya da böyle çıkacağını düşündüğünüz güncel bilgileri paylaşırsanız belki çıkacak, belli olmaz bu işler. O yüzden paylaşmanızı öneriyorum. Var ya, aman şu introyu dedim ki dışarıda çekeyim, 1 metre, 2 metre, 3 de olabilir. Yılan gördüm, yılan, yılan. Var ya, YouTube beni öldürecek. Şimdi diyeceksiniz ki o kadar ünlü var, onlar ölmüyor, sana ne oluyor? Allah canımı alsın, kolum kadar, aha şu kadar yılan geçti. Şimdi buradan geçti. Kaçmaktan çekemedim. Evet, bu yılanlı videolar hayatımızdaki yılanlara yazsın tabi. Evet, hedeften şaşmıyoruz. Güncel bilgiler tek tek soruları gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. 2020 FIBA 18 yaş altı Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak şehir hangisidir diye sormuş. Böyle bir soru gelirse Konya arkadaşlar. Unutmayın, FIBA 18 yaş altı Konya. Akılda kalması için hani Anya'yı Konya'yı görürsünüz gibi, yaş 18, yaş 6 size haddini bildirir gibi böyle saçma sapan bir şey söyledim gene, inşallah akılda kalır. Evet, geçiyoruz. Çin takvimine göre 2020 yılı hangi hayvanın ismiyle anılacaktır diye sormuş. Cevabımız fare. Zaten şu Çin deyince benim bütün dikenlerim tikeleniyor. Tüylerim, pardon. Unutmayın arkadaşlar, önemli. Çünkü çok bu sıkıntı olduğu için çıkabilir. Çin diye sorarsa fare diyeceğiz. Fare yılıymış. Çok da lazım. Covid-19 sebebiyle alınan seyahat izin belgesi başvuru için açılan çağrı merkezi numarası nedir? Alo 199. Covid-19'un 19'unu 9'u da ekleyin. Akılda böyle kalsın. Karıştırmayın. Çıkabiliyor böyle rakamsal, sayısal şeyler. Unutmayınız. Gelmiş geçmiş en yüksek ücrete satılan, Türk resmi olarak bilinen, Kur'an okuyan kız ressamı kimdir diye inşallah sorar. Çok da güzel bir soru olur. Cevabımız Osman Hamdi Bey. Gidip buna Şekerahmet falan yapmayınız lütfen. Şeker değil, Osman Hamdi Bey. Adı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen ve Mayıs 2020'de açılan adanın adı. Biliyorsunuz bunu Cumhurbaşkanımız da katıldığı için, önemli gördüğümüz için paylaştığımız bir soru. Cevap yazısı adı olacak. Türkiye'nin en eski sınıra sahip olduğu ülke hangisidir diye genel kültürden bir tane soru çıkarsa cevap İran, Suriye falan yapmayın. Ilısu Barajı yapımı sırasında sular altında kalan ilçemiz neresidir, bölgemiz diye sorabilir. Hasan Keyif arkadaşlar. Benim aklımda şöyle kalıyor. Ilısu Barajı ya, hani güzel bir şey yaptık biliyorsunuz. Baraj yaptık. Bayağı bir debisi de yüksek. Ama bu keyif, yani sular altında kalması hiç keyifli değil. Hasan Keyif, keyif, keyif. Oradan aklında kalsın. Evet, geçtik.
2020 Berlin Film Festivali en iyi film yani Altın Ayı alan film. Yine büyük ihtimal okuyamayacağım. İngilizceci arkadaşlarımız aşağıya hemen ehue 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 diye gülecekler ama okumaya çalışayım. Şeytan Vücud Nederet diye okuyorum ben bunu. Evet. Umarım sempatik durmuştur. Geçiyoruz.2020 yılı tüm dünyada hangi ünlü bestecinin yılı olarak kutlanacaktır? Bunu bir kez daha paylaşmış olabilirim. Yine hoşuma giden bir bilgi çünkü kendisi. Beethoven arkadaşlar. Cevap Beethoven yapacağız. Devlet adlı eser kime aittir? Ben bunu kestirmeden sormuşum ama bunu uzatabilirler işte. Bilmem ne yıllarında şu eser de topladığı bilmem ne yapılarıyla diye böyle uzun uzun yazarlarsa yine cevap değişmeyecek. Özetle devlet adlı eseri sorarsa Platon yapacağız. ...2019 yılında Portekiz'de yapılan Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz kimdir? Talha, Ahmet, Erdem diyeceğiz. Yine sportif bir soru. Biliyorsunuz spordan kesin 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 soru geliyor. Not almanızı öneriyor. Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden kişi, ben yine özetle yazmışım ama biliyorsunuz bunu uzatıp uzatıp evirip çevirip sorabilirler. Cevap George Floyd, ırkçılık adı altında. Yine önem verdiğim bir soru. Arkadaşlarımızın da hep bana söylediği, hocam siz de her şeye önem veriyorsunuz, haklısınız. Ama işte inşallah çıkar diye birçok soru paylaşıyoruz. 2020 Avrupa Spor Kenti Çorlu arkadaşlar. Kollarım yok ama kimsenin görmediği kanatlarım var diyen sözüyle tanınan milli yüzücümüz kimdir? Sümeyye Boyacı. Çok takdir ettiğim, çok hayat dolu bir sporcumuz. İnşallah güzel insanımız, güzel sporcumuz çıkar ve biz bunu doğru yanıtlarız. İşte bu da kendisi. Evet, bilgileri inşallah beğenmişsinizdir. KPSS kod hesabı var biliyorsunuz. Instagram hesabı. Her gün paylaşım yapıyorum. Her gün test sorusu olarak paylaşımlarda bulunuyorum. Hocam ben güncelde 6'da 6 yapmak istiyorum. Sizin sayenizde, sizin vesilenizle şansımı arttırmak istiyorum diyorsanız takip edebilirsiniz. KPSS kod. Aşağı linkini bırakıyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Yılan. Bu videodan kesin bir şey var. Yaşayıp göreceğiz.